Yunanistan kimin için silahlanıyor? Kime karşı? Türkiye'ye karşı tabii ki. Bu savaş uçakları alması, Amerika'dan F-35'leri istemesi, Amerika'nın ikinci el silahlarına, zırhlı araçlarına talip olması ve en nihayetinde de bunları almasının tek bir sebebi var. O da Türkiye'ye karşı gözdağı vermek, bir üstünlük sağlamak. Şimdi raperleri alıyor, onu alıyor, bunu alıyor Yunanistan. Ordu envanterine katıyor bu silahları ama dünya Türkiye'nin silahlarını konuşuyor. Yani Türk SİHA'larını. Selçuk Bayraktar'ın tasarladığı Bayraktar TB2'ler ve farklı farklı yine üretilen İHA'lar ve SİHA'lar, Türk yapımı dronlar gündemden hiç düşmüyor. Bu kez adres Hollanda'ydı. Hollanda'da yer alan bir analizde Bayraktar TB2 için dünyanın en iyisi yorumu yapıldı. Hollanda'da bir takım Defense News ve benzeri savunma portalları gibi özellikle bir takım çalışmalara imza atan NRC böyle bir analizi paylaştı. O analizde TB2 dünyanın şu anda en iyisi diyor. Analizde SİHA'ların muadillerine oranla daha kaliteli ve daha hesaplı olduğu vurgulanıyor. Yani benzerlerine oranla daha kaliteli hem de daha ucuz. Yani teknolojik anlamda daha üstün, daha yetenekli, bir de benzerlerine göre de çok ucuz, daha az maliyetli. Ve analizde Hollandalı savunma uzmanı Stijn Majzer'in yorumuna yer verilmiş. Bayraktar TB2 operasyonel açıdan dünyanın en iyisi şeklinde de bir ifade kullanıyor. Söz konusu analist, TB2 operasyonel anlamda dünyanın en iyisi ve birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Hollanda, Almanya, İngiltere, Amerika, Rusya, dünyanın birçok önemli ülkesinin gündeminde hep Türk SİHA'ları var, Türk dronları var. Bu öyle görülüyor ki devam edecek bunlar konuşulmaya. Bu yaşa geldik, bunca yıl bu mesleği yapıyoruz. Bir Türk silahının üretiminin hiç bu kadar, bırakın hiç konuşmuyordu çünkü ürettiğimiz bir şey yoktu yani. Ama bir üretimin dünyada bir yıldır bu kadar çok konuşulduğuna hiçbir şekilde tanık olmamıştık. Bu da yaşanıyor.